Herkese merhaba arkadaşlar. Marvel bilgilerinden ben Çağrı. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Deadpool filmi yıldızlarından oğlumuz Wade'in biricik sevdiceği olan ve Vanessa adıyla bilinen Copycat'ten bahsetmeye çalışacağım. Karakterin yaratıcıları Fabian Nietzsche ve Rob Liefeld. İlk görünüşü de hatta şöyle anlatayım. İlk olarak 1991 yılı Eylül ayında yayınlanan New Mutants çizgi romanında Domino gibi göründü. 1,5 sene sonra X-Force çizgi roman serisinin 11. sayısında Vanessa olarak 19. sayısında gerçek formuyla göründü. Copycat olarak da 1993 yılında Deadpool Circle of Chase çizgi romanında göründü. Henüz Copycat olarak bir özelliğini göremedik ama karakter Morena Baccarin'e yakışmış gibi duruyor. Karakteri aslında mutant ama maalesef genel evde çalışması zorlanıyor. İlk filmde olduğu gibi yolları Wade Wilson'la kesişiyor. Wade Wilson o zamanlar paralı asker. İkisi de birbirine aşık oluyor. Sonra Wade kanser olduğunu öğrendikten sonra kızın kalbini kırarak terk etmek zorunda kalıyor. Tabii ki burada kıza özel yaptığı bir olay yok. Kızın üzülmesini istemediği için böyle bir karar veriyor. Ayrılık sonrasında Vanessa'da paralı asker olmaya karar veriyor. Yalnız burada paralı asker olarak bahsettiğim şey gerçek anlamda asker olmak. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Paralı asker olduktan sonra Tolliver adında bir tane silah tüccarıyla birlikte çalışmaya başlıyor. Tolliver, X-Force'daki Domino'yu ele geçirip Copycat'i Domino şekline sokup X-Force'a sızmasını istiyor. Güçlerine değinince zaten birazdan her şey ortaya çıkacak. İçeri sızdıktan sonra Tolliver Vanessa'ya X-Force'a darbeyi indirmesi emrini veriyor ama Vanessa bulunduğu takıma kendisini daha fazla ait hissediyor. Ekip üyelerini daha fazla umursadığı için de Tolliver'ın emrini uygulamıyor. Tolliver da Copycat'in X-Force'daki görevini tamamlaması için Deadpool'u gönderiyor. Copycat Tolliver'ın saldırısına karşı X-Force'a yardım ediyor ama Cable gerçek Domino'nun hala hayatta olduğunu öğreniyor. Cable onu kurtarmaya giderken de bizim Copycat'i Deadpool yakalıyor. Copycat kaçmayı başarıp hayatını gizlenmeye çalışarak geçirmeye çalışıyor. Ama Deadpool da Domino da bunu yakalamaya istiyorlar. Önce Deadpool yakalıyor, sonra ondan kaçıyor Domino yakalıyor, sonra ondan kaçıyor Slayback'le kapışıyor, ağır yara alıyor ama iyileşmek için Deadpool'un iyileşme faktörünü kendisine kopyalıyor. Kurtulduktan sonra San Francisco'da Garrison Kane diye bir arkadaşıyla yaşamaya başlıyor. Bu Garrison Kane'in dediğim arkadaş Cable'ın Sixpack diye bir takımı vardı. Oradaki karakterlerden bir tanesi. Ama sonra Wade Wilson'a tekrar karşılaşıyorlar. Orada yakalanıyor. Sonra onu alıp mikro evrene götürüyorlar. Oradan da Cable, Domino ve mikro evrendeki kahramanlar olarak bilinen Mikronlar. Copycat'i mikro evrenden kurtarıp dünyaya geri getiriyorlar. Dünyaya döndükten sonra tabii ki bu arada Domino ile olan husumetleri çözülmüş durumda. Deadpool'dan intikam almak istiyor. Taskmaster ve Wizard Deadpool'un güvenini kazanması için Copycat'in Titania adında karakteri taklit etmesini istiyorlar. Bu olayı yaparken de Weapon X projesine katılıyor. Projenin içinde Garrison Kane de var. Copycat'e Deadpool'u da projeye kazandırmak için yakalama görevi veriyorlar. Ancak Copycat de projeye başladıktan sonra mutant yeteneğinin verdiği özelliklerle hafızasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ve görevinin ne olduğunu unutuyor. Deadpool'la karşılaştıktan sonra da onu baştan çıkarmaya başlıyor. İkisinin yakınlaşmaya başladıktan sonra Weapon X projesi hem Deadpool'u hem de Copycat'i öldürmesi için Garrison Kane'i peşlerinden yolluyor. Deadpool Kane'le dövüşürken Sabretooth da Copycat'e ölümcül bir hasar veriyor. Sonrasında da o hasarla Deadpool'un kollarında ölüyor Copycat. Hikayesi ilginç, güzel bir hikaye. Güzel dememin sebebi Deadpool'la olan ilişkileri. Filmde de zaten bunu gördük. İlginç dememin sebebi de yine Deadpool'la olan ilişkileri. Şimdi karakterin gücüne gelecek olursak da bu arkadaşın gücü direkt olarak nasıl ifade edilir bilmiyorum ama şöyle örnek göstererek anlatmaya çalışacağım. X-Men filmlerinden de tanıdığımız bir isim olan Mystique'i düşünün. Gücü biraz ona benziyor. Hatta ondan daha iyi gibi de diyebilirsiniz. Mystique biliyorsunuz ki istediğiniz kişinin fiziksel görüntüsüne bürünebiliyor. Mystique bunu sadece fiziksel olarak yapabiliyor. Görüntü anlamında değişebiliyor yani sadece. Mesela Wolverine. X-Men filminde onun şeklini almıştı. Pençeleri de vardı ama bu özelliği sadece görüntüydü. Pençeler adamantium ya da kemik şeklinde değildi. Ki zaten Wolverine de tek pençe darbesiyle Mystique'in yapmacık pençelerini kesmişti. Bu tarz özellikler gösterebilir ama Cyclops mesela görüntü olarak, göz rengi olarak, ses tonu gibi özelliklerini alır ama gözleri Cyclops'un gözleri gibi portal özellikler göstermeyecektir. Mesela Captain America bu süper insan serumu aldıktan sonraki hali gibi görünebilir ama onun eriştiği güce erişemez. Hulk da aynı şekilde. Gama ışınlarına maruz kalınca molekül yapısı farklılaştı artık. Mystique Banner gibi görünebilir ama tabii ki Hulk olamaz. Öte yandan Copycat yani Vanessa kişinin sadece fiziksel görünüşünü değil biyolojik yapısını da kopyalayabiliyor. Hikayesini anlatırken söylediğim gibi Deadpool'un iyileşme özelliği moleküler düzeyde bir özellik olduğu halde kopyalayabilmişti. Mystique'den tam olarak farkı bu aslında. Peki neden Mystique bu karakterden daha ön planda? Bu sorunun cevabını şöyle anlatmaya çalışayım. Bu karakterin çıkışı ilk mutantlarla değil New Mutants çizgi romanıyla gerçekleşti. Diğerleriyle yollarını kesiştiremediler mi neden bilmiyorum ya da değiştirmek sanırım işlerine gelmedi. Kolay bir şey de değil tabii ki. Bir karakterin hikayesine yepyeni bir hikaye eklemiş olacaksın ve bu eklediğin hikaye projelerinin devamlılığını bozmamalı. Sonuç olarak X-Men serilerinde de olmadı.
getirselerdi kimi oynatırlardı bilinmez ama mistik karakterini oynayan hanımefendiler, yani Rebecca Romijn olsun, Jennifer Lawrence olsun, iki aktris de mistik karakterine, seksiliğine tam oturmuş kadınlardı. Onların önünü kesemediği zaman da gelmesinin bir anlamı olmayacağı için gelmedi sanırım. Bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan bir konu varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.